Arkadaşlar merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un en görkemli tarihsel mekanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nı gezeceğiz. Yerebatan Sarnıcı bir süredir restorasyondaydı. Açıldığından beri turistlerin en gözde mekanı haline geldi. Biz de gezeceğiz, göreceğiz ve size göstermeye çalışacağız. Hadi. Yerebatan Sarnıcı 526-527 seneleri arasında İstanbul'un su ihtiyacını gidermek için kullanılan bir sarnıçtır. Mimari yapısı olarak ise Bizans mimarisi ve Antik Yunan mimarisi olarak geçmektedir. Ama şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ne kadar su olursa olsun hiç nemlenme olmadığını gördüm. Bu da ayrı bir detay benim için. Buraya gelen misafirler, turistler falan suya para atıp bozuk para niyetlerini, dileklerini hani gerçekleşebileceğine inananlar var. Bizim pek inancımız yok ama hani böyle hurafelere biz de onlara ayak uydurmak için bir deneyeceğiz. Bakalım dileğimi dileyip ben de paramı atacağım. İnşallah gerçekleşir. Allah. Ne olur Allah. Video bilmiyorum izlensin. Tek dileğim. Arkadaşlar sarnıç girişi öğrenci 22 lira 50 kuruş, tam bilet ise 55 TL. Bence tam değerinde bir fiyat. Gerçekten gelinmesi, görülmesi gereken bir yer. Gelip görmenizi beklerim. Karda da su damlıyor. Ben girişte aslında çok nemlenmemiş dedim ama harbiden her taraf çok nemli. Şu an üstüm sırası kalıyor. Çeyrek altın mı almış bir şey? Abartma lan. Şimdi bazı sütunlarda Yunan mitolojisinde yeraltı canavarları olarak bilinen üç kız kardeşten Medusa'nın başının tasarımı kullanılmış. Ama ilgimi çeken asıl şey Medusa'nın başının dibine çok fazla bozuk para atılmış. Yani çok fazla dilek dilenilmiş başında. Nedenini ben de anlayamadım ama çok güzel bir görüntüsü var. Dur çekemiyoruz ki o kadar kalan oldu ki. Şu paralardan bir iki tanesini alsak ya bir dileği gerçekleşmiş olur mu acaba? Bir de saygın. Arkadaşlar az önce bahsettiğimiz Medusa kafasının heykeli de bu taraftaymış. Böyle güzel bir ışıklandırma yapmışlar ki gölgesi direkt duvarda beliriyor. Çok güzel bir görüntü. Çok güzel şeyler var. Şu arkadaki de zaman ve algı değişimini simgeleyen bir simge bence. Bence değil ama ben kağıttan okudum. Burada şimdi cam füzyon tekniğiyle yapılan yaprak desenleri var. Yaprak desenleri yeniden başlamayı, hayata tekrar gelmeyi falan simgeleyen bir simge. Yani tam beni simgeliyor ama tam da değil diyelim. Arkamızda gördüğümüz de zamanın ilerleyişini gösteren slide gösterisi, projeksiyonla yansıtılmış ama çok muazzam bir gösterisi var. Ağacın doğup nasıl büyüdüğünü, nasıl tekrar toprak olduğunu gösteren bir simge. Benim yani tahminim öyle. Gayet güzel bir slide gösterisi olmuş. Bayıldım.
şunları güzel bir yapsam. Vay be, çok güzel. Abi şey soracağım ya. Şeyin, Cüneyt Hakkı'nın filmlerini çektiği yerlerden biri burası değil mi? Bence burası. Hani o bir sahnede öyle kılıçlarla sularla yürüyorlar ya. Bence o sahne burası. Değil mi? Aşağı İstanbul'da bir yer var mı? Yok. Bence burası. Enklere bak. Hadi çeksene. Şöyle bir detay öğrendim. Demiştim ya videonun başında restorasyon çalışması olmuş diye yeni açıldı diye. Yapılan restorasyon çalışmasında 70 cm genişliğinde, 110 cm yüksekliğinde güneydoğu yönüne doğru 8 metrelik yeni bir kanal daha keşfedilmiş. Yani Sermiç'in tam olarak büyüklüğü demek ki sabit değil. Yani daha yeni yeni alanlar bulunduysa, keşfedildiyse demek ki daha fazla yerler de var. Bir de Sarnıç'ta şöyle şeyler keşfetti. Şöyle oluklar var. Bu olukların ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum ama belki Sarnıç'ın nemlenmesini engelleyici falan bir şeyler olabilir ama çok fazla oluk gördüm. Havanda da aynı şekilde var. Onlar büyük ihtimal nemlendirmeyi engellemek için olabilir veya zamanda o suyu tekrar çekebilmek için olabilir ama tam olarak çözemedim. Şimdi buradakini de şurada gördüğümüz şimdi burada gördüğümüz heykeli de İstanbul'un değişimini simgelemesi için yapılmışlar. Nasıl değişimini simgeliyor derseniz beton ve demir karışımından yapılmış. Bence güzel bir çalışma olmuş. Arkadaşlar şimdi müzenin çıkışında da şöyle bir kitapçı gördük. Tarihi kitapların satıldığı. Sen neye bordun? Neye bordun? Hiç akıllı durma. Arkadaşlar şimdi çıkışında da şöyle tarihi kitapların satıldığı. Hem Türkçe hem İngilizce ve birçok dilin tarihi kitap, dilde tarihi kitaplar, tarihimizi anlatan kitaplar satılıyor. Bence bu da güzel bir şey olmuş. Şöyle ufaktan bir bakalım hatta neler var. İbrahim Zaman'ın kitabı var. Olmazsa olmazlardan başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de yabancı dillerde kitapları da satılıyor burada. En önemlilerinden biri benim için. Şöyle farklı dillerde Nasrettin Hoca'nın kitapları falan da satılıyor, anlatan kitaplar. Seçim. Yani gayet güzel bir şey olmuş bence. Sevdim. Arkadaşlar, evet gezimiz bitti. Elimizden geldiği kadar size göstermeye çalıştık. Detayları almaya çalıştık ama o kadar kalabalık ki milleti gerçekten durdurup çekmeye başladık videoları yani. Elimizden geldiği kadar gösterdik. Siz de lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda neler yapmamızı istediğinizi söylerseniz benim için daha güzel olur. En azından biraz daha farklı içerikler üretmeye çalışırız. Görüşürüz.